Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videomuzda şu anda ekranda görebileceğiniz gibi Call of Duty Mobile versiyonuna bakacağız. Call of Duty'yi bayağıdır cep telefonlarımıza, tabletlerimize bekliyorduk ve sonunda gelmiş oldu. Şu anda da ben zaten 4. seviyeye geldim. Birkaç el oynadım size daha rahat anlatabilmek için. Baktığınızda evet Call of Duty deneyimini gerçekten mobile sunuyor. Hatta oldukça hızlı ve hareketli maçlar oynadığımı da söylemek istiyorum baştan. Oyuna baktığımızda zaten klasik biraz PUBG havası var. Hatta 7. seviyede açılacak Battle Royale moduyla da PUBG deneyimini nasıl son dönemde Call of Duty'ye geldiyse mobilde de denemeniz mümkün olacak. Aynı zamanda savaş biletleri sistemi var. Buradan parayla bilet alarak yükseltmelerinizi daha hızlı yapabilirsiniz. Yükseltmeler demişken de şöyle teçhizata girelim. Teçhizatta burada farklı farklı birlikler seçebiliyorsunuz. Ben özel kuvvetler birden memnunum. Daha doğrusu ulti diyeceğimiz silahımız da var. Bunu daha sonrasında işte farklı farklı şeylerle seçebiliyorsunuz. İlk başta alev silahı veriyor. 1-2 level atladıktan sonra. Burada da parçalı tesirli el bombasını seçtim. Silahlarımız var tabii ki. Silahları da buradan değiştirebiliyor. Altına da ekstra aksesuarlar takabilmeniz mümkün ayarlanmış ve aynı zamanda yükseltme yapabiliyorsunuz buradaki DP kartlarıyla. Ama ben de şu an için bir DP kartı olmadığı için herhangi bir yükseltme yapamıyorum. Yani daha öncesinde yapmıştım. Bir de sniper veriyor. Sniper tüfeği, keskin nişancı tüfeğiyle de oynamanız mümkün. Bıçak ve diğer ekipmanları da level atladıkça, seviye atladıkça takabilmeniz mümkün olacak. Bana 3. sezon uyarısı veriyor. Bir de buradan da şeyi kazanmışım. Bir ödülü kazandığım için de bu arada kademem de atlamış oldu. Yeni kademeyle beraber de bir tane drop gelmiş. O sandığımızı açalım. Teçhizata geliyoruz. En sonda dropumuz var. Bakalım ne çıkacak. Para verdi sadece. O da iyidir. Neyden kötü? Şurada bir bunlara yükseltme mi yapabiliyoruz? Evet. Hızlı silah çekiş AR'ye de gelmiş. Ama ben arttırılmış şarjör daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hızlı silah çekişe gerek yok. Şurada da yeni bir iyileşme. Yani burada da ekstra perklerimiz var. Perk dediğimiz sistem var. Bana da hızlı iyileşme verilmiş. Bu sayede daha rahat bir şekilde daha çabuk büyük ihtimalle seviyem. Daha doğrusu öldüğümde daha iyi bir seviyeye geleceğim. Ve çok oyunculuğa giriş yapıyorum ben. Rastgele bir cephede yapalım. Bekliyoruz. Kill House'a gidiyormuşuz. Şu an bir oyuncuyu bekliyoruz ve rahat rahat dolaşabiliyoruz. En azından haritayı tanıyalım. Harita biraz küçük sanırım. Sadece burasıysa. Ve buradan teçhizatınızı seçebiliyorsunuz. Ben sniper değil, assault bir şekilde oynayacağım. Normal taramalı tüfeğimi aldım. Makineli tüfek diyelim hadi. Şuradan devam edeceğiz. Ve maç başladı. İlk başta yukarıda gördüğünüz süreçte görünmez oluyorsunuz. Ve şöyle, o çok iyi vurdu. Burada keskin nişancı olduğunu arkadaş belli etti. Şuradaki şu keskin nişancıyı almak lazım. Reloading. Küçük bir haritaya denk geldik. Burası biraz eğlenceli olacaktır. Şu keskin nişancıya geçiş yapıp adamı bir almak istiyorum da. Ve aldık. Bizde gerek yok öyle şeyler. Of. Bir tane daha mı varmış acaba? Galiba aynen. Adamlar burada komple keskin nişancı olarak şey yapıyor. Sen bir gel buraya. Hepsi de orada keskin nişancı olarak sıralanmış ha. Size bir ben sürpriz yollayayım. Bu arada benim ayarlarım gelişmiş ayarlarda. Basit ayarlarda hani direkt denk getirdiğinizde öldürme muhabbeti de var. Şuradaki şu hop. Bak 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 nasıl kaçıyor. Yalnız
Hop, kırmızı olarak görünce bir an bir tırstım. Ah. Ve şeyim kalmadı. Bıçak. Oo. Bıçakla oraya dalmak eğlenceliymiş. Hemen. Sen öyle sniper olarak beklersen ben burada alev silahımı alır. Da tabi o kadar dibe girersek adamlar görünmezken beni çok rahat alaşağı edebilirler. Adam sniper olduğu için etrafını göremiyor tabi. Ah, adam görünmezken denedik ya. Kırmızıyı fark etmedik. Güzelce vurdular. Hadi bir de sniper deneyelim ya. Değiştir. Evet, bir de vurabilsek. Oo, güzel oldu. Var mı başka yukarıya çıkan baba yiğit? Oo, sen değiştirene kadar. Uş. Öyle de iyiymiş ya. Hop ya, şuradaki. Gerçi soldan da denilebilir. Sana inandım. Bir öldürseler de değişsem diyorum artık ya. Ha, şimdi size UAV'yi göstereyim. Şuraya şöyle indirdik. Şu yukarıdaki dayı, aa, gördüler. Hemen teçhizat değiştirelim. Ve başlıyoruz. Bu sefer baya heyecanlıydı, aldılar. Çok iyi alıyorlar ya. Kaç kişi alıyor ve zaferi aldık. Zaferi almayı başardık. 50'ye 45 çok heyecanlı geçti. Ben de son ölümü bu şekilde yapmış oldum. O insansız hava aracı otomatik gidip kendini patlatıyor. İki kişiyi de oradan almış olduk. Bakalım MVP seçilebileceğiz mi? Başka daha iyi oynayanlar da olabilir tabii ki. Bakmadım çünkü sıralamaya. Oyun gerçekten eğlenceli, gördüğünüz gibi heyecanlı geçiyor, hızlı geçiyor ve MVP'yi de almışız bu arada. Güzel bir skorla beraber. Ben bayağı sevdim yani, bundan sonra bayağı oynarım gibi de geliyor. 6. seviyeye de geçtik bu arada. Gördüğünüz gibi burada ödüller, puanlar veriliyor. Şöyle ileri diyorum. Yine bir şeyi tamamlamışız. Şöyle geri gelelim. Ekstra bir şey var mı? Buradan ücretsiz bir video izleyerek, işte reklam izleyerek geliştirmeniz mümkün. Ben şuradan da şu kadememi alayım. Oh,
Burada da 6. kademe olduk. Ve bir tane silah geliştirme gelmiş. Hemen onu gösterebilir miyim? Bakacağım. Teçhizata geliyorum. Bu arada klanım da açılmış. Şuna gelip yükselt diyorum. Şunu maksimuma getir. Yükselt dediğimizde şöyle geri dönüyorum. Ve bir tane daha avantaj alabiliyormuşuz. Akbaba avantajı. Öldürmekten sonra mevcut şahin silahın mühimmatını kapasitesini eşit mühimmat toplanmasını sağlar demiş. Güzel. Ekstra bir geliştirmemiz oldu. Böylece ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videomuzda Call of Duty'nin mobil versiyonunu incelemiş olduk. Ben en son Plus'ta inceledim. Hatta şöyle ses ve görüntü grafik ayarlarını da göstereyim. Çok yüksek ve kare hızını maksimuma getirdim. Buradaki alan derinliği vesaireyi de açmış oldum. Gerçekçi stilde de ayarlıyorum. Burada da ses ayarlarını vesaire yapabilirsiniz cihazınıza göre. Ben gerçekten çok hoşuma gitti. Hani çok hareketli, çok hızlı bir oyun olmuş. Peki sizin Call of Duty Mobile hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorumlar bölümünde bize aktarmayı unutmayın. Adım da Cortex A93 zaten. Ona göre eklerseniz olmadı, beraber de oynayız diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir oyun incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.